seyirciler, Şef Olacak Çocuk programıyla karşınızdayız. Ben Bade Cemre Çalışkan ve şeflerin şefi... Ben Zeki Aşıköz. Ne yapıyoruz Badeciğim? Bugün Kayseri yağlaması yapıyoruz. Kayseri yağlaması tattın mı hiç? Hayır. Ama Kayseri'den bir yemeği çok seviyorsun sen. Hangisiydi o? Mantı. Mantı. Kayseri yağlaması da Kayseriler için o kadar önemli ve değerli. O zaman biz ne yapıyoruz? Malzemeleri hazırlıyoruz. İzleyicilerimiz ne yapsın? Kağıdını kalemini hazır etsin. Ve hemen gelelim. Hadi başlayalım. Suyumuz var, kıymamız var, kapya biberimiz var, yeşil biberimiz var, soğanımız var, sarımsağımız var, şebit. Ekmeğimiz var. Şebit var. Yani. Domates salçamız var, normal yoğurdumuz var. Süzme yoğurdumuz, evet doğru. Süzme mi? Evet. Ha, tamam. Maydanozumuz var, pastırmamız var, zeytinyağımız var, baharatlarımız var. Şimdi pastırma normalde bu reçetede yok. Görüyor musun pastırmanın güzelliğini? Seviyor musun? Sabahları mı, yemekle mi? Sabahları. Yumurtayla değil mi? Evet. Tereyağında. Evet. Çok güzel. Sıvı yağımızı dök. Zeytin. Zeytinyağı, sıvı yağ işte. Tereyağı nerede? Çıkartmadık mı? Bade. Efendim şefim. Bak tereyağını unutmuşuz. Bu kadar yeterli mi şefim? Yeterli. Önce burada kıymayı atıyorsun. Evet. Sonra soğanları, biberleri atacağız, tamam mı? Tamam. Vallahi hayatımda hiç yemedim ama Kayseri yağlaması kadar görüntüsü güzel olan bir yemekte görmedim. Nereden gördün görüntüsünü? Yapmadık. İnternetten. Ha, izledin. Evet. Aferin sana. Hep bilmeceleri sen soruyorsun burada. Bir de ben sorayım bakayım. Kediler niye hep dört ayağının üzerine düşer? Şefim bu bilmece değil, espri ama. Esprili bilmece bu. Tamam. 9 canlı oldukları için mi? Ha bak, 9 canlı oldukları için. Sence doğru mu? 9 canlı oldukları derler. Yani. Hayır, niye olabilir? Düşün bakayım bir kere daha. Beşinci ayakları olmadığı için olabilir mi? Ben gidiyorum ya, valla. Önünü de çıkartıyorum şuraya şey. Ha bir git de ondan sonra buraya bir daha gelemem. Çok komik cidden, gülmekten burada resmen komik hani... Komik değil ki, bilmeceydi zaten bu. Bak sen espri dedim. Ben senin gibi espri yapamıyorum. Tamam mı? Tamam. Suyunu çekti mi biraz? Bence çekti. Bir çevirelim şöyle. Evet, güzel. At soğanlarını da o zaman. Çok korkuyorum. Yakmayacak bu sefer, merak etme. Ama sen yine de uzaktan karıştır, olur mu? Olur. İstiyorsan biberleri doğra diyeceğim ama bunları ince doğramamız gerekiyor. Onun için sana vermeyeceğim bunu. Soğan atayım, tuz atayım mı şefim? İstiyorsan at hadi. Tamam. Acı da seviyor muydun sen? Kim seviyordu acıyı burada? Acıyı. Siz. O zaman benim işine biraz acı atman lazım. Tabii. Şimdi atabilirsin onları, hiç sorun değil. Sonra kaşığın ucuyla en son finalde unutmuyoruz değil mi? Evet. Çok güzel. Sana şöyle bir güzellik yapalım. At baharatlarını. Çok güzel, at. Gözünün yanmaması. Şefim bu sumak. Biber değil mi? Heh, biber. Hı. Biber. Atıyorum biraz daha. Hadi bol acılı olsun, biraz da benden olsun. Hadi biraz da senden olsun. Bu kadar yeter benden. Karabiber de atıyorum. Bade salçasını atıyorum. Tamam. Bunu da biraz kavuruyoruz. Tuzunu, biberini, her şeyini attık değil mi? Evet. Tadına da bakmıştın ama su koyacağız biliyorsun. Ya tadına finalde hayır, tam bakmadım. Lazım. Tek böyle şey ocağa düşmüştü, oradan baktım. Sorun yok, finalde bakacaksın ama unutma. Evet. İçimden bir ses ne diyor biliyor musun? Ne diyor? Şuradaki tereyağını da koyalım diyor. Koyun şefim. Bol yağlı olsun. Adı üstüne Kayseri yağlaması. Adı üzerinde diyorsun ha? Evet. Bu şimdi 5-6 dakika böyle kaynayacak, hazır. Tamam. Birinci aşamamız tamam. Maydanozlarını ilave edeceğiz, unutturma. Tamam. Maydanozun yarısı bunun içine. Yarısı? Finalde bize lazım. Süslemek için? Yok, yemeğin şebit ve kıymayı koyunca. Ha. Şu senin. Ha, bu benim. Şu benim. Karışayım mı, sana mı bırakayım bunu? Bilmem. Neyse ben alayım da karışmayacağım ama yorumsuz kalacağım. Hadi seni bekliyorum. Hmm. Çok güzel. İyi mi tadı, tuzu? Evet, beğendim. Bence biraz karabiber istiyor. Tamam. Ben beğendim şefim. Koyayım mı şefim bunları? Koy. Heh. Kadar yeter tuz. O zaman ona göre tuzunu atabilirsin bol, çünkü yoğurda atacağız. Yani onu attıktan sonra tuzunu ayarlarız, tamam mı? Tamam. Evet Bade, pastırmaları da ne yapalım? Şunu alalım ocağımıza. Kavuralım. Şefim. Efendim? Size bir bilmacalı, bir esprili bir şey yapacağım. Yine ne muzurluk yapacaksın? Yap bakalım hadi. Uçan köpeğe ne denir? Uçan köpek denir. Şimdi bir düşünün. Uçan köpeğe ne denir? Burada bir şey ver bana. Kopya ver, kopya. Uçan köpeğe ne denir? Havuç. Uçan, ha. Havuç. Havuç, ha, havdan. Havuç. Ha, bizim yani yer altında turuncu minareyi farklı sordun yani şimdi, evet. Öyle mi? Ha, güzelmiş. Kimden öğrendin bunu? Kendim ürettim. Kendin mi ürettin? Ciddi mi? Havuç. Havuç, evet. Havdan yani. Güzelmiş. Beğendim bak bunu. Ara sıra hatırlat bana, ben de soracağım çocuklara. Evet Bade, bu hazır olmak üzere. Ne çabuk oldu. Sen de onu hazır hale getirirsen. Şimdi pastırmayı öğrendik. Bak orada 2 tane ekmek var, görüyor musun? Şebit. Evet. Onun adı şebit. Şefim bir sakın şey söyleyeceğim. Sakın lavaş falan deme. Ha, tamam. Şebit. Kayserililer kızar bize şu anda. Buradan bir de Kayserili hemşerilerimize, Avrupa'daki selam bütün olsun. Kayserililere selam olsun. Hazır mıyız? Hazırız. Şebitimizin bak kendisi hazır. İçimiz de hazır. Sen de yoğurdu halledersen. Hani bugün halledebilir miyiz? Su döktün mü içine? Dökeceğim şimdi. Bugün hallederiz değil mi? Karıştır iyice. Şimdi bunu suyuyla beraber dökebilirsin. Suyuyla beraber dökebilirsin. Hmm. Kayserili böyle pastırma dükkanı açmış. Evet. Bir gün bir gelmiş, pastırmalar çalınmış. Niye biliyor musun? Hadi niye? Bakayım, espri ise bu da espri. Üzülmüş böyle. Gelmişler işte o zamanın büyükleri. Ya demiş, niye üzülüyorsun? Yeniden bir aramızda toplarız. Sermaye yaparız, açarsın dükkanını falan. Yok, bu üzülüyor. Pastırma ne kadar siz biliyor musunuz valla? İşte ona üzülmüyor. Demişler ya niye bu kadar üzgünsün? Ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Ya demiş ben pastırmanın çalındığını üzülmüyorum. Onu çalanlar şimdi böyle ince kesip yiyemez, ona üzülüyorum. İsraf ederler pastırmayı demiş. Al bakayım ödül sana. Yani pastırmanın çalınmasına değil, pastırma çünkü çok ince kesilmesi gerekiyor. Bu ciddi ha, espri değil. Anladın mı şimdi? Yani Kayserililer için pastırma o kadar önemli. Evet. Şimdi finale geliyoruz Bade. Evet. Finale geldiğimize göre önce tersten başlayalım. Hadi pastırmadan başlıyorsun, tersten dediğim. Sonra da kıymayı nasıl yaptık, bunu anlatıyorsun. Tamam. Şimdi ilk önce pastırmaları güzelce zeytinyağıyla beraber kavuruyoruz şu an. Ondan sonra bir güzel yoğurdumuzu yaptık. Sarımsaklı ve tuzlu bir yoğurt, süzme yoğurt. Ondan sonra kıymalarımızı yaptık. Böyle tuz, karabiber ekledik. Sonra yani benim sevdiğim bir şey yaptın. Şey, acı. Yani baharatları. Ondan sonra soğan ekledik. Ondan sonra sarımsak. Ondan sonra biberleri ekledik. Güzelce gene karıştırdık. Çok ondan güzel. Sonra da şey, suyunu... Vermeden önce bir şey daha koyduk. Neyi koyduk? Salça. Ha, salça. Salçada sonra... bir püf nokta vardı. Neydi o? Salçayı koyup şey hani... midemizi yakmaması için, zarar vermemesi için. Evet. Tamam. Pişirdik. Şefim nasıl yapıyorsunuz? Evet, bunu anlat, göstereceğim şimdi sana. Ha, tamam. Ondan sonra suyunu koyduk. Güzelce ağzını kapattık. Bitti. Aferin sana. Ödül olarak da bu pastırmayı sıcak kaptın. Sıcak çok değil, sıcak değil. Ay çok sıcak. Değil. İnanmıyor musun bana? Tamam, beklet şimdi, ağzını yutma. Bu da hazır Bade. Bu ne? O zaman ne yapıyoruz? Tabaklarımızı hazırlıyorsun. Finale geliyoruz. Senin için ben şebitli yapıyorum. Bundan olanları kendim. Pastırmalı olanları. Evet. Karışık mı yapsak ya? Aklım onun pastırmada kalacak. Şimdi bak, Kayseriler nasıl yapıyor bunu biliyor musun? Biliyorum. Biliyorsan yap hadi, göster bana. Şimdi şöyle yapıyoruz, sonra da şöyle yapıyoruz. Sonra? Sonra şu köşeleri var ya şefim. Evet. Şu köşelerine şöyle bunu bandırıyoruz. Bandır o zaman. Şöyle. Of. Bu tarafa da gel, o tarafa da git. Nasıl yani? Evet, çok güzel. Ha, sonra? Böyle. Sonra bunu açacağız ama nasıl açacağım? Koy buraya. Ha, o kendi açılacak bak. Ha, şöyle. Tamam. Ne oldu? Niye böyle yapıyorlar peki? Her tarafı yağlansın diye. Sana bunu hazırlıyorum ben şimdi, tamam mı? Olur şefim. Vallahi. Yer misin? Bunu nasıl yemem? Oh. Çatal hareketini unutma. Hani vardı ya bir çatal hareketi. Evet. Sen soruyordun ya bana. Evet, onu da yapacağım. Hatırlıyor musun nasıl olduğunu? Hatırlıyorum. Çok güzel. Sana bir yoğurt dökeceğim ama bizim bugün sıkma torbamız yok ama bizim zamanımızda onlar zaten hiç yoktu. Onun için biz çaresizlikler içinde büyüyüp her şeye bir çözüm bulduk. Bak, al sıkma torbası sana. Tamam da şefim, hani pastırma? Nerede? Niye üstüne pastırma? Kaç aylıksın sen? Bir dur bakayım ya. Ha? Ceza olarak sana pastırma yok finale kadar o zaman. Ha tamam. Pastırmalı da mı istiyordun? Evet. Şefim çok ağır bu kova, nasıl sallıyorsunuz? Şefim siz bak çok... üçgen oldu, gördün mü? Evet. Sonra ne yapıyoruz? Arasına öyle pıt yapacağız şimdi. Pıt yaptık. Sonra? Hadi bakalım. Of. Hadi gel bakalım. Biraz daha keselim. İyi çırp, sarımsaklar geldi, gördün mü? Evet. Oh. Oh. Sever misin maydanoz? Çok. Hadi bakayım bir tadına bak. Sen onları yaparken geri kalanlarını yapayım ben de. Bak, dayanamadım sana. Teşekkür ederim şefim. Küçükken de bana böyle jestler yaparlardı Bade. Çok hoşuma giderdi. Başladığın nokta neresi? Burası mı? Evet. Şu alttakine takıyorsun. Böyle. Evet, bravo. Bade bu ya. Şefim şimdi ben bunu nasıl yiyeceğim? Böyle döndürdüm de. Döndürdüm, dürüm gibi. Al ye. Hadi bakalım ye. O zaman ben sana bir katkıda daha... Al eline. Heh, koydun mu? Ya. İkinci o dilimi zaman... de vereyim hadi. Çok güzel olmuş. Aşırı güzel. Bayıldım. Dur bekle, dur sabret. Şefim ben bir ellerimi yıkayayım, sonra size yardım edeyim bu kat olduğu için. Hadi bakalım. Ben de şunları bir düzenleyeyim şurada. Baba çok güzel olmuş. Çok mu sevdin? Çok beğendim. Çocuklar zaten bunları hep seviyor. Bak dürüm olarak çocukların en sevdiği. O zaman bir tanesini ben keseceğim, diğerini kesmeyeceğim, tamam mı? Tamam. Dolayısıyla şöyle yapalım. Şunu buraya alalım, bunu buraya alalım. Hadi son katı şu batırmalı yapıyordun ya, ondan yap bakayım. Tamam. İlk yaptığımızda. Anlat ama önce. Tamam. Şimdi böyle yapıyoruz. Sonrasında şurayı şöyle yapıyoruz. Burası böyle 4 oluyor. Sonra bunu böyle batırıyoruz. Ha, buraya pardon, özür dilerim. Sonra bunu böyle açıyoruz. Evet. Şöyle. Tamam. Böyle şahane oluyor. Sonra? Dolduruyoruz. Sonra pastırmalıyoruz. Evet, pastırmalar senden, hadi. Sana gülen adam yapayım o zaman, dur. Al. Bu benim o zaman. Gözlerini koy. Evet, gözlerini koyacağım. Bir tane koy gözlerini. Çok güzel. Hadi sen onu yaparken ben de şunu hazırlayayım. Başla bakayım madem. Ben hemen o zaman şuradan şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir pastırmamı da ben alayım şuraya. Şöyle yapacağım. Aferin. Bir seferde yiyebilecek misin onu? Bak şöyle. Gördün mü? Bak. Tahmin ettim bak. Bade bir tane daha yiyeceğim. Ben de. Ben de zaten hepsini yememiştim. Hop, pardon pastırmayı koymadık. Öneriyor musun izleyicilerimize? Böyle bir şey önermem de ne yaparım? Bak Bade. O kadar güzel olmuş ki şu anda uyuyabilirim. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Evet, gerçekten güzel. Çok güzel hem de. Yani Kayseri'de mantıdan sonra en ünlü yemeklerden birisi. Pastırma dünyada meşhur zaten. Evet. Pastırmayı biliyorsun Türkiye'ye gelen yabancılar da tadına baktıktan sonra nasıl yenildiğini bildiğinde ne yapıyorlar biliyor musun? Bayılıyorlar. Bayılıyorlar ve vakumlu poşetler var artık. Vakumlu poşetlerden alıp ülkelerine götürüyorlar. Onlarda da çünkü kurutulmuş etler var değişik. Evet. Ama bizimki gibi çemenli değil. Onun için Kayseri'ye ve Kayserililere selam olsun buradan. Bütün Avrupa'daki Kayserililere. Ne diyoruz? Şef Olacak Çocuğu kaçırmayın diyoruz. Hoşça kalın.